Tekrar birlikteyiz bu güzel görüntülerden sonra. Anlıyoruz ki Bolu bu noktada bir merkez olmaya namzet, aday. Özellikle hani uluslararası arenada isminden bahsettirebilmek adına çok ciddi çalışmalar, faaliyetler, projeler, uygulamalar yürütüyor ve bunların pek çoğunun altında da belediyenin, belediye başkanının imzasının olduğunu görüyoruz. Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz, hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. Biraz önce Sayın Avukat'la konuşurken halka yakın olmaktan bahsetmiştik. Belediyeler, yerel yönetimler bu noktada belki de halka en yakın yönetimler. Halkın içinde, halkın bizatihi seçtiği insanlar tarafından oluşturulan yönetimler. Siz de bu noktada hizmetlerle Bolu'da isminizden sıklıkla söz ettirdiniz. Bugün hem sizden hem Bolu'dan hem de festivalden bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Sizin çalışmaların sırasında bir belediye başkanının, özellikle son dönemdeki belediye başkanlığı vizyonuna baktığımızda, görevi zaten yol yapmaktır, asfalt yapmaktır, suyla, kanalizasyonla, çöp toplama işleriyle uğraşmaktır. Bunlar artık herkesin zaten yapması gereken görevlerdir diye kabul ediliyor. Ama sosyal projeler, özellikle uluslararası projeler, yani çok da belediyelerin yapması gereken şeyler gibi gözükmese de Bolu'da biz ne zaman haberlere şöyle bir göz atsak ya da internette baksak, Bolu son dönemde sıklıkla bunlardan söz ettirmeye başladı. Siz yeni belediye başkanlığını bir başkan olarak nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Tabii belediye başkanının direkt halkın ismen seçtiği bir görev. Yani Türkiye'de milletvekili ismen seçilmez, muhtar da ismen seçilir, belediye başkanı da ismen seçilir. Diğer seçimler ismi seçilmez. Doğru. Partiye oy versin, partinin aldığı oy aralığında kimler adaysa sırayla seçilirler. Ölünce belediye başkanı bizzat halkın ismen seçtiği insanlar oluyor. Ölünce direkt temas kurmak istediği insan. Beklentisi olan. En ne sıkıntısı varsa, ne derdi varsa belediye başkanı aramak zorunda hisseder. Biz de cep telefonumuzu Bolu halkının tamamına verdik. Dolayısıyla gece gündüz beni ararlar. Hatta bir gece saat 3.30 civarında birisi aradı. Baktım ki çok elzem bir şey için değil de sabahleyin de arayıp görüşebileceğimiz bir şey için aradı. Dedim ya, bunun için niye bu saatte aradın? Yani ya bunu sabah da konuşabilirdik. Bana dedi ki, sen demedin mi? 24 saat telefonum açık. Tabii vatandaş belediye ile ilişkisinin bu kadar içsel kurabiliyor. Biz de vatandaşın hizmetkarıyız. Geçmişte belediyelerde bir başkana ulaşabilmek, başkanla görüşebilmek zordu. Ama tabii son dönemde bilhassa AK Parti belediyecilik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ki genel başkanımızın başarısıyla gelip de Türkiye gündemine oturan bir parti olduğu için biz zaten belediyecilik konusunda biraz daha kendimizi farklı hissediyoruz. Bir de bütün belediyeler olarak birbirlerimizle diyalog içerisinde, birbirlerimize destek olmak için de bir gayretimiz var. Bolu'da da biz ilçe belediyelerimizle müşterek hareket etme kabiliyetindeyiz. Biz ilçe belediyelerimizle her ay takriben toplantı yaparız. Bugüne kadar aldığımız kararlardan da uygulanmayan karar olmamıştır. Bu aynı zamanda birbirimize enerji veriyoruz, sinerji veriyoruz. Birlikte hareket etmenin hazzını, bereketini alıyoruz. Tabii Bolu belediyecilik deyince bizim sorunumuz biraz daha çok farklı gibi geliyor bize. Bolu bir defa Allah'ın coğrafyayı oluştururken çok cömert davrandığı bir yer. Ülkemizin neredeyse yani akciğerleri diyebileceğimiz yarısı orada. Yani eğer yeşillik ve orman diyorsanız %63'ü ormanla kaplı bir alan. 140 civarında gölü olan, o gölle ormanın uyuşması sağlanmış bir ilden bahsediyoruz. Takriben 2,5 saatlik bir otoyolculuğu sayesinde de Türkiye nüfusunun 1/3'üne ulaşılabilen bir yerden bahsediyoruz. Şöyle benim yaptığım incelemelerde şunu gördüm. Bolu 4 mevsiminin dünyada doyasıya yaşanabildiği tek il diye gördüm. Bolu'dan çok daha yeşil yerlerimiz var. Yani İsviçre'ye giderseniz çok daha yeşil ama güneşi göremiyorsunuz. Dur. Eğer Karadeniz'e giderseniz çok yeşil ama rutubetten duramıyorsunuz. Ne? 4 mevsimin doyasıya yaşandığı tek il dünyada varsa Bolu. Allah böyle bir doğayı vermiş bize. Şimdi böyle bir doğayı verince
böyle bir doğayla uyumlu kent kurmak durumundasınız. Kenti doğayla uyumlu hale getirmek durumundasınız. Bu kolay değil çünkü kent doğayla uyumlu değil. Ama gerçekten yaradan da diyor ki bak ben böyle güzel bir doğa verdim size. Kentinizi benim doğama uydurun. Eğer bunu yapabilirsek o zaman dünya kenti haline dönüşeceğiz. Böyle bir vizyon var yani şu anda. Yani bizim hedefimiz öyle. Burada belediyecilik yapıp, çok iyi belediyecilik yapıp, işte en iyi çalışan bir tane belediyeden ziyade bununla ilgili bir göreve ben ilk önce iki dönem belediye meclis üyeliği yaptım. İki dönemde de belediye başkanlığı yapıyorum. Öyle olunca böyle bir geniş perspektif içerisinde Bolu'nun problemlerini ve çözüm yolları üzerine çalışıyoruz. Ekiplerimizle çalışıyoruz. Çalışırken de Bolu'ya gibi bir resmimiz var. Bu resim üzerinde bayağı ciddi yol aldık. Şu anda hemen hemen belirli bir noktaya kadar geldik. Şehir artık yavaş yavaş köyden, kasabalıktan çıkıp şehire doğru, modern bir şehire doğru dönüşüyor. Önümüzde bayağı yol almamıza rağmen eksikler kaldı. Eğer onları da yapabilirsek o zaman dünya kenti olacak. Tabii sizin sorunuza geleceğim şimdi. Belediyeler altyapıyla başlar. Altyapısı olmayan bir ilin belediyesi de olmaz, belediyeciliği de olmaz. Tabii batıda gelişmiş ülkeler bu bizim yaptığımız altyapıları 40 yıl, 50 yıl hatta 100 yıl önce bitirmişler. Biz ise daha yenice bitiriyoruz. Yani geçtiğimiz bu kadar uzun zaman 9,5 yıl altyapı çalışmalarıyla geçti. Çok kolay değildi o çalışmalar. Onlara girebiliriz. Ama gene batıdan örnek verirsek batıdaki insanlar belediyenin bütçelerinin takriben %70'lere varan kısmını sosyal, kültürel alanlara kaydırıyorlar. Biz ise bütçemizin neredeyse %99'unun daha fazlasını, çünkü borçlanıyoruz, tamamen yatırımlara, altyapı yatırımlarına ve şehirle ilgili gelişmelere ayırıyoruz. Bu arada kültürel faaliyetler ikinci planda kalıyor. Yani sizin içecek suyunuz doğru dürüst yoksa, kanalizasyonunuz doğru dürüst yoksa, bir espri olsun diye söyleyeyim. İlk belediye başkanı olduğumda Bolu içme suyu olarak yeraltı suyu içiyordu. Hı-hı. Yani kuyu suyu içiyordu. Ben bunu nasıl çözebilirim diye uğraşırken kültürel faaliyetlerle ilgili bir arkadaşım geldi dedi ki işte kitap çıkartalım dedi. Dedim canım sıkıldı. Dedim ben neyle uğraşayım sen ne söylüyorsun? Belli bir üzerime geldi. Yani neredeyse kıracaktım kalbini. Ama o arkadaşın o gayret sayesinde biz bu dönem içerisinde 30 tane de kitap çıkartmışız Bolu ile ilgili. Tabii her çıkarttığınız kitap kalıcı bir eser oluyor. Bolu ile ilgili müzikleri toparladık. 4 tane CD Bolu'ya ait müzik kaseti haline dönüştürdük. Bolu türküleri. Bolu türküleri. Öyle olunca Bolu'ya ait ne varsa. Şu anda Bolu'ya ait çiçeklerin tamamını çekiyoruz. Bolu'ya has çiçekler veya Türkiye'nin değişik yerlerinde de vardır da Bolu'da farklılaşabilen çiçekler veya endemik çiçekler. Sadece tabii ağaçlara doğru gidiyoruz. Niye? Bolu ile ilgili şöyle bir hedef koyduk. Bolu gelecekte turizm kenti olacak, üniversite kenti olacak ve spor kenti olacak. Sanayinin Bolu'yu kirletmesini istemiyoruz çünkü sanayiyi İzmit'i tekrar eski haline getirebilme şansımız yok artık. Ancak kirletilmesi olmayan sanayilere bakıyoruz. Bolu çok büyük bir yer değil. Onun için Bolu gelecekte inşallah turizm kenti olacak, üniversite kenti olacak ve spor kenti olacak. Bu altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Doğayla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Öyle olunca marka kenti olmak istiyoruz. Yani o kadar çok çevresel faktör var ki sizi etkileyecek. Hani çevrenize de baktığımızda. Hani sanayi bir taraftan tehdit ediyor. Gelişmeyi zorlayan sistemler içinde betonlaşma bir taraftan tehdit ediyor. Kente geçti, kasabadan kent kültürüne geçme noktasında. Ama diğer tarafta eliniz o kadar kuvvetli ki. Yani neredeyse 4/3 diyelim. Ormandan oluşan neredeyse. Neredeyse. Evet. %63'ten bahsettiniz. Evet. Bir şehirden de bahsediyoruz bir yandan. Hani restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye'de pek çok ilçe ve il olduğunu, eskiye yönelik tarihi dokuyu koruyan ilçeler ve iller olduğunu biliyoruz. Bolu'da da bunu yapan ilçeler olduğunu da ben bizatihi biliyorum. Merkez açısından da bunlar eline alınabilir mi? Yani sürdürülebilir kalkınmayı esas alarak
marka kent olmayı başarmanızın ölçütleri neler olacak? Siz neleri kullanarak bunu gerçekleştireceksiniz? Bu marka kent olmak ve dünyaya kendimizi tanıtmak ve kabul ettirmek için ne yapabiliriz?